Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda Logitech marka S220 2+1 ses sistemimiz var. Ses sistemimizin şu an için söküm işlemini yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bizim elektronik kartımız var. Söküm işlemini yaparken arka tarafından gerekli olan vidaların sökümünü yaptıktan sonra bunu dışarıya alabiliyorsunuz. Öncelikle arızasını söyleyelim. Ses sistemimizi incelediğimiz zaman hemen bu noktadan bizim speaker dediğimiz hoparlörlerin çıkışları var arkadaşlar. Ve bu noktadan da bir adet hoparlör çıkışımız var bas için. Basın kontrolünü buradaki potansiyometre ile yapabiliyoruz. Sıkıntımız şu arkadaşlar. Buradaki cihazımızın arızası şu. Bizim bu noktadan çıkan iki adet speaker'ımız yani hoparlörümüz çalışıyor ama bass'la ilgili herhangi bir çalışma şu an için yok. Yani bass hoparlörümüz çalışmıyor. Cihaz üzerinden çıkan hoparlörümüzün kontrolünü yaptık. Hoparlör çalışmıyor arkadaşlar. Bunun yerine farklı bir hoparlör takacağım. Ve aynı zamanda da bass çıkışı vermiyor. Bunun sebebi nedir? Bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ben arızasının sebebini buldum. Buradaki entegrelerin söküm işlemini yapmadım. İki adet ses entegresi var üzerinde görüyorsunuz. Hemen şuradaki soğutucuların üzerinde takılı olan. Buradaki ses entegrelerinden bir tanesi bizim buradaki speaker dediğimiz iki adet hoparlörü çalıştırıyor. Diğer ses entegresi bizim buradaki basın kontrolü yapıyor arkadaşlar. Ve bu nedenle biz buradaki ses entegresine odaklanmamız gerekiyor. Hemen elektronik kartımızı incelediğimiz zaman görüyorsunuz buradaki bas ayarı için 6 ayaklı bir potansiyometre kullanılmış. Hemen çıkışında çok sayıda gördüğünüz gibi mercimek kondansatör ve elektrolit kondansatörler kullanılıyor arkadaşlar. Ve bu noktada da gördüğünüz gibi hemen girişinde besleme için 4 adet köprü diyot. Buradaki ses entegrelerinin sürülebilmesi için transistörler ve filtreleme amaçlı kullanılan birçok elektrolitik kondansatör görüyorsunuz. Şu an için ses entegrelerinin neler olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Üzerine okunmuyor. Ancak bunları okuyabilmek için ses entegrelerini söküp dışarıya almanız gerekiyor. Biz pratik olarak ölçüm yapacağız arkadaşlar ve sıkıntının nerede olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Elektronik kart üzerinde 2 adet ses entegremiz var gördüğünüz gibi. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ayaklı 2 adet ses entegresi var. Data sheetlerine bakmadım arkadaşlar. Ölçüm işlemleri zaten birbirlerine benziyordur. Öncelikle buradan GND ucunu bulmamız gerekiyor. Ölçü aletimizi buzzer konumuna alıyoruz. Hemen bizim bu noktada giriş filtre kondansatörümüz var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi besleme hatlarında 220 volttan gelen besleme voltajı köprü diyotta DC voltaja dönüştürüldükten sonra buradaki filtre kondansatörüne geliyor bildiğiniz gibi. Ve buradaki öncelikle bunun eksi ucuna bir bakalım. Hemen bu kondansatörümüzün eksi ucu şu ayak arkadaşlar. Hemen buradaki eksi ayağı takip ettiğimiz zaman şu noktanın yani bizim dördüncü ayağımızın GND yani eksi ayağı şase ayağı olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen diyot kademesini alıyoruz. Dördüncü ayağı bildiğiniz gibi ben entegrelerin sağlamlık kontrollerini yaparken pratik olarak GND dediğimiz yani şase ayağı bu noktaya ben her zaman kırmızı probumu değdiriyordum arkadaşlar. Ve bu noktadan da bakın takip ettiğimiz zaman buradaki filtre kondansatörün eksi ayağı yine buradan bizim entegremizin yine dördüncü ayağına geliyor. Söylediğim gibi burada 12 ayaklı 2 adet ses entegresi aynı entegreler arkadaşlar. Bu nedenle ölçüm yaparken bunların değerlerini baz alabilirsiniz. Ve sizlere de ilk anda söylediğim gibi benim buradaki speaker dediğimiz çıkışlarımız çalışıyordu. Yani 2 adet hoparlörüm çalışıyor ama bass dediğimiz hoparlör çalışmıyor arkadaşlar. Bu nedenle buradaki ses entegresi normal sonuçlar verirken bu anormal sonuçlar vermesi gerekiyor. Öncelikle burada sağlam olanı ölçelim arkadaşlar. Buradaki GND dediğimiz eksi ayağına kırmızı probumu değdiriyorum. Diyot kademesinde ölçüm yapıyorum. Evet istenilen diyot değerlerini görmem gerekiyor arkadaşlar. Birinci ayakta gördüm. İkinci ayakta 600'lü bir rakam gördüm. Üçüncü ayakta 500'lü gördüm. 600, 654, 650, 654, 705, 558,
578, 687. Sizlere söylediğim gibi buradaki ses entegrem çalışıyor ve çalıştığı için de istenilen sağlıklı ses sinyalleri gidiyor ve buradaki benim 2 adet speaker dediğimiz hoparlörlerimiz çalışıyor. Şimdi buradaki arızalı olan noktaya bir bakalım arkadaşlar. Yine buradaki 4. şase dediğimiz filtre kondansatörden gelen buradaki eksi ayağına kırmızı probumu değdiriyorum. Sırasıyla bakalım. İlk ayakta 500 rakam gördüm. İkinci ayak çalışıyor. Üçüncü ayak çalışıyor. Beşinci ayak çalışıyor. Evet, altıncı ayakta bir anormallik olduğunu görebiliyoruz. Yedinci ayağa bakalım. Çalışıyor. Çalışıyor. Evet, bakın. Bu noktada yine bir anormallik olduğunu görebiliyoruz kısa devrede. Burası çalışıyor. Burası çalışıyor. Ve son ayakta çalışıyor arkadaşlar. Bizim sıkıntılı olan noktalarımız 2, 4, 5, 6. 6. ayak 7, 8, 9. 6. ve 9. ayak şu an için sıkıntılı arkadaşlar. Bunun sebebini sizlere söyleyeyim. Bu tarz bizim ses entegreleriyle çalışan ve bu tarz bizim amfi devrelerinde çok fazla mercimek, seramik ve elektrolitik kondansörlerin kullanıldığını sizlere söylemiştim videonun başında. Buradaki elektrolik kondansörler zamanla değerini kaybediyorlar ya da kuruyorlar arkadaşlar. Cihazın üzerini incelediğimiz zaman şişen, patlayan, herhangi bozulan bir kondansatör göremiyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle buradaki kondansörlerin görüntülerine bakmanız gerekiyor. Şişen ya da patlayan var mı? Böyle bir sıkıntılı malzeme yok. Ve bu nedenle bunların ölçümlerini yapmanız gerekiyor. Ama ben sizlere hemen sıkıntının nerede olduğunu göstereyim. Şimdi burada benim 6. ve 9. ayağımın kısa devre olduğunu sizlere söylemiştim arkadaşlar. Hemen şimdi kontrol edelim. Evet. 9. ayak kısa devre, bakın arkadaşlar. Şimdi sebebini söylüyorum. Bakın, buradan arıza tespiti yaparken şu yolu izlemeniz gerekiyor. Şimdi burada 9. ayağım ben kısa devre olduğunu söyledim sizlere. Bakın, tekrar bakalım. Evet, kısa devrede. Şurada dikkat ederseniz bir lehimde parlama var arkadaşlar. Buradaki kondansörün değişimini yaptım ve basla ilgili sesimiz geldi. Şimdi buradan takip ediyorum. Bakın şimdi. Geliyor. Buradaki kondansatör var arkadaşlar. 100 mikrofaradlık bir kondansatör. Karşı tarafa dokunuyorum. Yine kısa devre arkadaşlar. Buradaki kondansörün normal şartlarda kısa devre göstermemesi gerekiyor. Bakın, örnek olarak bir kondansatör, yine ölçüm yapalım. Söylediğim gibi en baştaki büyük dediğimiz filtre kondansöre dokunalım. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi bir müddet sonra bip sesi kesiliyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bip sesi kesiliyor. Bunun sebebi, kondansatörler bildiğiniz gibi üzerine elektriği depo ederler ve istenildiği zaman bu elektrik kullanılıyor arkadaşlar. Yani şarj ve deşarj olayıdır. Şimdi başka bir kondansatör test edelim. Hemen şuradan, bakın şurada da bir kondansatör var. Hemen uçlarına dokunayım. Bakın. Bip dedi ve sesini kesti arkadaşlar. Tekrar bakalım. Bakın. Doldu. Bakın. Bip sesi kesildi. Şimdi buradaki kondansatörümüze bakalım. Bakın, beklememe rağmen küçük bir kondansatör arkadaşlar. 100 mikrofaradlık bir kondansatör. Buna rağmen bakın, hiçbir şekilde bip sesi kesilmiyor. Yani kısa devre modunda. Buna tekrar bakalım. Bu büyük bir kondansatör, bakın. Buradaki 3300 mikrofaradlık büyük bir kondansatör arkadaşlar. Yani bunun da biraz uzun sürmesinin sebebi bu. Tekrar bakalım. Bakın. Bakın, kesti. Yani 3300 mikrofarad olmasına rağmen belirli bir süre sonra kesiyor. Hemen şu noktada bizim, hemen bu noktada bizim yine 47 mikrofaradlık bir kondansör var arkadaşlar. Bakın, örnek olarak gösteriyorum. Bakın, bir müddet sonra kesiyor. Benim buradaki 100 mikrofaradlık kondansörümde kısa bir süre sonra sesin kesilmesi gerekiyor. Bakın. Ama hiçbir şekilde ses kesilmiyor. Tekrar ters yönde. Bakın, ters yönde. Mesela burada diğer yönde ses yapmaması gerekiyor. Bakın, yapmaması gerekiyor. Bir yönde yapıp
Bakın diğer yönde yapmaması gerekiyor. Burada her iki yönde ses yapıyor arkadaşlar. Ve ses kesilmiyor. Yani şimdi buradaki kondansörü çıkaralım ve ölçümünü yapalım. Mikrofarad 25 voltlu bir kondansatör. Kondansatörümüzün ölçümünü yapalım. Kondansatör birimini aldım arkadaşlar. Eksi noktasına siyah probumu değdiriyorum. Artıya da kırmızı probumu değdiriyorum. Bakın epey bir süre beklememe rağmen hiçbir değer göstermiyor arkadaşlar. Muhtemelen buradaki kondansatörümüz bozulmuş, yani kurumuş arkadaşlar. Kuruduğu için de herhangi bir değer göremiyoruz. Bakın beklememe rağmen herhangi bir değer yok arkadaşlar. Ve buradaki ölçü aletimiz de zaten kondansatör biriminde. Bunu sizlerle özellikle paylaşmak istedim. Kondansatörün şekline baktığınız zaman hiçbir bozulma ve değişme yok arkadaşlar. Şimdi yerine takmak istediğimi göstereyim. Yine buradaki kondansatörümüzü yerine takmak istediğim 100 mikrofarad 35 voltluk bir kondansatör göstereyim arkadaşlar. Bunun da ölçümünü yapalım. Evet, ölçümünü yapalım. Kondansatör birimini aldık. Eksi noktaya siyah probumu değdiriyorum. Kırmızı probumu da diğer noktaya değdirdim. Bir müddet bekleyelim ve gördüğünüz gibi 107 mikrofarad değer görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, yerine bunu takalım ve amfimizin testini yapalım. Bakalım bas sesimiz geliyor mu arkadaşlar. Hemen bu noktaya takalım. Şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Çoğu zaman buradaki amfi tarzı devrelerde soğuk lehimler de olabilir. Yani burayı açmışken buradaki lehimlerin de tazelemesini yapın arkadaşlar. Çoğu zaman buradaki soğuk lehimden dolayı da parazit sesi ya da bazen hoparlörlerden ses gelmeyebilir. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Açtığınız zaman buradaki seslerin daha net olabilmesi için lehimlerin de tazelenmesi gerekiyor. Hoparlörle ilgili test işlemi yaparken hemen bu noktada kırmızı kablo artı ve eksik görüyorsunuz. Bizim buradaki hoparlörler çoğu zaman içerisindeki bobinden dolayı yanma ya da kopmalar olabiliyor. Ya da buraya gelen kablolarda kopma olabiliyor. Ya da buradaki noktalarda delinme ya da yırtılma olabiliyor arkadaşlar. Hemen bunun ölçümünü yaparken bu noktaları omaj kademesinde ölçmeniz gerekiyor. Belirli bir küçük omaj gördüğünüz zaman buradaki hoparlör çalışıyordur. Eğer herhangi bir omaj göremezseniz buradaki hoparlör içerideki bobinden dolayı kopmuş ve çalışmıyordur arkadaşlar. Hoparlör testi yaparken de buna dikkat edin. Ses entegresinin 9 numaralı ayağında bulunan kondansatörü 100 mikrofaradlık kondansatörümüzün değişimini yaptık. Buralardan 2 adet speaker'ımız var demiştim. Hemen çıkışına bunu taktım arkadaşlar. Şu an için basımız kısık bir seviyede. Hemen sesimizi açalım. Evet, buradan speaker dediğimiz hoparlörlerimizi çekiyorum. Şimdi bastan kontrol etmek istiyorum. Basımızı da yine bu arka alana bu noktadan lehimledim arkadaşlar. Hemen ses verelim. Evet, bastaki titreşimi ve çalışmayı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sesi kapatalım. Gördüğünüz gibi şu an için basımız da çalışmaya başladı. İlk anda bas çalışmıyordu arkadaşlar. Söylediğim gibi bası kontrol eden ses entegremizin 9. ayağında bulunan değerini kaybetmiş olan kondansatörden dolayı bas çalışmıyordu. Ve buradaki hoparlörümüz de bozuktu arkadaşlar. Bunun da değişimini yapacağız.
Sadece bugünkü videomdaki amaç sizlerle paylaşmak oldu arkadaşlar. Ben zaten bunun sorununu çözmüştüm. Ama üzerinde görmüş olduğunuz çok sayıdaki kondansatörlerin şekillerinin bozulmamasına rağmen arızalı olabildiklerini sizlere ölçüm yaparak göstermeye çalıştım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bugünkü amfi devremizi çalıştırdık. İnşallah sizler için yararlı olur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.